Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir, hangisidir? Bir tane Rabbin adıyla oku. Allah şey diyor, hani aynaya baktığınızda bile benden bir şey göreceksiniz diyor. Allah büyük diyor, bir kalemin bir yaratıcısı varsa bizim de bir yaratıcımız vardır. Hani böyle diyoruz diye de şey değiliz hani sonuçta. Böyle ateist mateist değiliz. Elhamdülillah şükür orucumuzu tutuyoruz, ediyoruz. Sadece hani bu hobi amaçlı bir şey yaptım benim. İlk indirilen ayet hangisidir? Abi onları bana sorma. Çok ciddiyim. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Bilmiyorum. Birçok kez duydum ama şu an aklıma gelmiyor ne yazık ki. Abi o konulara hiç girmeyelim ya. Niye? Çok alakam yok açıkçası. Ben Hintli Müslümanım. Mesela ben bunu şu an giyiyorum. Bu sadece moda için, tarz için. Benim din farklı, benim kimlik farklı. Elhamdülillah teheccüd namazı kılıyorum ben aynı zamanda. Sabah namazı var, yatsı namazı var. Her namaz kılıyorum, oruç tutuyoruz. Bizde İslam çok önemli, nimet gibi. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir, hangisidir? Fatiha suresi. Bakara ayet mi? Kelime şehadet gibi mi yani, öyle bir şey mi? İnna tayna kefkese ve seyri rabbine velhüme, onun gibi mi? Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir, hangisidir? Bir tane Rabbin adıyla oku. Çok güzel. Müslümansın bu arada. Müslüman, elhamdülillah şükür. Ya abi ben böyle duruyorum değil misin? Yo. Şunu soracağım. Yani Allah neden ilk ayetinde bize oku demiş? Ortada kitap yok, bir şey yok, ilim yok. Abi çünkü o zamanlar, size şöyle anlatayım. Cahiliye dönemi, can alma ve can verme Allah'a mahsustur. Ona rağmen doğan kız çocuklarını öldürdükleri için Allah hani şey diyor, ben size ayet indireceğim. Zaten onun bir peygamber göndererek bunun sinyallerini veriyor. Ve bunu oku diye ilk önce peygambere hani kutsal kitabı öğretiyor. Ondan sonra bu halka yaymasını istiyor. Böylelikle bu cahile döneminden çıkarmasını istiyor halkın. Allah şey diyor, hani aynaya baktığınızda bile benden bir şey göreceksiniz diyor. Allah büyük diyor, bir kalemin bir yaratıcısı varsa bizim de bir yaratıcımız vardır. Yaratan Rabbinin adıyla okusunlar, Allah'a ibadet etsinler. Benim tek isteğim o. Hani böyle diyoruz diye de şey değiliz hani sonuçta. Böyle ateist mateist değiliz. Elhamdülillah şükür orucumuzu tutuyoruz, ediyoruz. Sadece hani bu hobi amaçlı bir şey yaptım benim. İkinen ayet hangisidir? Ayeti hatırlayamıyorum ya. Daha önce duymuş muydun ilk inen diye falan? Ya evet, birçok kez duydum ama şu an aklıma gelmiyor ne yazık ki. Müslüman mısın bu arada? Yani yaşantımda ne kadar Müslümanım diyebilirim, o da meçhul aslında. Yaşantı olarak değilsin ama inanç olarak Müslümansın. Tabii ki evet, inanç olarak Müslümanım ama ibadet ve yaşantı konusunda bence değilim. İlk indirilen ayet hangisidir? Abi onları bana sorma, çok ciddiyim. Hiç duymadın mı? Ya duymadım abi, ne yalan konuşayım. Müslümansın. Elhamdülillah Müslümanım ama yani duymadım. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Bilmiyorum. Daha önce duymuş muydun? Hayır. Müslümansın herhalde. Müslümanım. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Ayetin tamamını bilmiyorum ama oku olduğunu biliyorum sadece. Okudun mu peki? Okumadım. O zaman ilk emri yerine getirmedin. Getirmedim abi ben de. Müslümansın bu arada. Yani pek şahsen dinle şeyim yok. Sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Yani Müslümanım. Ama yapmıyorum hani. Sorumluluklarımı yapmıyorum. Yani buna Müslümanlık diyebilir miyiz bilmiyorum. Ben sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Tek gayem bu. Neden peki? Abi o konulara hiç girmeyelim ya. Niye? Yapmıyorum yani. Çok alakam yok açıkçası. Bilmediğinden mi yoksa istemediğinden mi? Pek istemiyorum açıkçası ya abi. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? İkra, Alak suresi. Çok güzel. Anlam olarak ne diyor bize? Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Peki neyi okuyacağım ben? Çünkü o zaman ortada bir kitap, bir şey yok. Ama bir şey okumamız lazım. Bu ne olabilir? Güzel. Müslümansın bu arada. Müslümanım evet. Yok ya, bir cevabım yok. Bir cevap bulamıyorum maalesef. İnsanlar okuyacaklar, daha güzel bir şekilde Allah hakkında düşünecekler. O zaman da cahiliye vardı Arap Yarımadası'nda. Cehalet bir dönemdeydi onlar. O yüzden Peygamber Efendimiz'den böyle bir Allah tanrısına öyle bir talimat gibi geldi. O coğrafyadaki halka yani oku. Ben Hintli Müslümanım. Babam Azeri, benim annem Hintli ve ben Pakistan Hindistan'ın sınırda doğdum. Burada öğrenciyim ben. Bizde İslam çok önemli, nimet gibi. Mesela ben bunu şu an giyiyorum. Bu sadece moda için, tarz için. Benim din farklı, benim kimlik farklı. Bu bir an için bir giyebilirim bu tarz şeyler ama bu farklı. Benim din bana temel şeyler üretiyor. Etkinlik falan gittim, tamam bu tarz oraya kaldı. Ama benim hayat, yaşam tarz, yaşam Peygamber Efendimiz'den ilham alıyorum ben. Namazdan kılıyor musun? Evet, elhamdülillah. Teheccüd namazı kılıyorum ben aynı zamanda. Sabah namazı var, yatsı namazı var. Her namaz kılıyorum, oruç tutuyoruz. Dediğim gibi yani insanın yaşam tarzı, yaşantı farklı. Bu benim kültür. Hindistan'da öyle kültür
kültür var. Ve Afrika'daki kültür farklı olabilir ama din, inanç farklı. Yani biz o oradaki Budist Hindulardan farklı niye? Bizim tevhidde inanç var. Onlar milyarca tanrı ağaç tapıyor, ne tapıyor, bizi tapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir? Fatiha suresi. Hatırlayamadım ya. Bakara ayet mi? Ayeti hatırlamadım ya. Müslümansın bu arada. Evet. Biz bir Müslüman olarak daha Allah'ın ilk mesajını bilmezsek olur mu sence? Olmuyor. Namazı falan kılıyorum ya. Günde 5 vakit namaz kılıyorum. Kendim içimde bir boşluk hissettim. Kendimi kötü hissediyorum şu anda. Allah'ın huzurunda nasıl kendimizi hissedeceğiz, kendimizi ifade edeceğiz bilemiyorum. Bize ilk inen ayet neydi? İlk bize inen. Çok zor bir soru ya. Müslümanız ama o 5 parmağın 5'ini bir yerine getiremediğimiz için onu bilemedim. Özür dilerim. Yani bu en önemli soru çünkü Kur'an-ı Kerim'in daha ilk ayeti. Kelime şehadet gibi mi yani? Öyle bir şey mi? İnna tayna kefkesere ve seyri rabbine velhüme. Onun gibi mi? Hangi bir ayet? Adım da Muhammed'le başlıyor ama yani orada bile çakılı kaldım. Demek ki tam Müslüman değilmişiz. Kendi yaşam derdine girdiğimiz için bu da aslında İslam'ın içinde yaşadığımız nefes gibi, ayet gibi, yemek gibi okumamız lazım, bilmemiz lazım ama bilemiyoruz maalesef. Kur'an-ı Kerim'de ilk indirilen ayet hangisidir? Bakara diye biliyorum ama yanlış bilmiyorsun. Fatiha? Fatiha ilk sure. İlk sure. Cebrail aleyhisselam ilk geliyor ya. Bu yaradan Rabbinin adıyla oku ama ayetin adını bilmiyorum. Müslümansın bu arada. Elhamdülillah. Peki Allah orada bize ne demek istiyor acaba? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hani Hristiyan'a yaşat diyor. Museviye'ye sev diyor. Müslüman'a da oku diyor. Yani o dönemde Orta Doğu'da çok cehalet vardı. Hani kız çocuklarını direkt olarak gömüyorlardı. Bunun için de oku, öğren, bilgilen demek. Peki Kur'an-ı Kerim daha ilk geliyor ya, nereden bilgilenecekler? İlk emirde oku. İşte önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuyacak. Neyi? Yani aslında ona söylüyor, o da 40 yıl sonra kitap haline geldikten sonra bilgilendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Vallahi Elif, Lam, Mim diyebiliyorum ama doğru. Yok. Bilmiyorum. Müslüman mısın? Evet. Çok güzel. İslamiyet daha geldiğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğunda ilk inen emir. Oku, Yaradan'ın ismiyle oku. Peki ortada kitap yok. Sadece bir ayet var. Ve diyor ki Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ne okuyacağız biz? Nasıl anlayacağım ben bunu? Bak daha namaz kıl demiyor. Zekat ver, oruç tut, böyle bir şey yok. Emir şu. Oku. Yani şimdi biz Müslümanız diyoruz ya, niye bunu araştırmıyoruz mesela? Hiç düşünmemiştim gerçekten. Yani Kur'an'ı da okudum ama hiç bu soruyu hiç düşünmemiştim. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir? Oku Allah'ın adıyla oku değil mi? Çok güzel. Müslümansın bu arada. Yani diyebiliriz evet. Yaradan Allah'ın adıyla oku dedi. Neyi okuyacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya insanlar ilk neden bu emirle? Emirlerini okuyacak işte Allah'ın adıyla. İlk gelen bu zaten. Bilmiyorum. Düşünmedin hiç o zaman? Düşünmedim hayır. Allah bir ağacı Müzeyyin ismiyle renklendirdiği için yemyeşil. Onu oku diyor. Allah'ı keşfet. Mesela odundan nasıl tatlı bir şey çıkar, bunu keşfet. Canlı olmayan bir tohumdan nasıl olur da canlı bir ağaç çıkar, onu keşfet. Ama arkasında beni bilerek. Bugün biyoloji dersinde, fizik dersine girdiğimizde ne oldu? Glikoz, ATP buradan geldi, ışık oluşturdu, fotosentez falan filan. Hep bunları gördük. Kimse bize demedi ki bunun aklı yok, şuuru yok, mantığı yok, iradesi yok, bunun arkasında Allah var deyip biz orada okuyamadık aslında. O yüzden biyoloji dersinde Allah'ı biz tanıyamadık aslında. Anladın mı demek istediğimi? O yüzden burada Allah'ın kastettiği benim adımla oku. Var olan her şeyin arkasında beni bil. Çocuğunu sevdiğinde o sevginin benden geldiğini bil, çocuğundan bilme. Sana rızık geldiğinde benden bil, patronundan bilme. Saçların senin değil, gururlanma, onu da ben verdim diyor Allah. Senin saçını uzatıp kaşını uzatmaman da benim elimde. Parmak izini dünya üzerinde sadece sana vermem de benim elimde diyor. Yani diyor ki benliğinden kurtul, bana dön. Aynen. Ve her şeyin altında beni gör. İşte oku demek bütün yaratılmış her şeyin arkasında ben varım mesajını oku. Tamam, teşekkür ederim. Ne diyeceğiz Allah'a? Bir açıklama yapamayacağız. Bir açıklama yapamayacağımız gibi yanacağız da yani açık ve net. Yanmayalım, ha, hala yaşıyorsun, nefes alabiliyorsun. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi aslında ama ilk defa böyle bir konuya denk geldiğim için yani ben de şaşkınım. Ama normal şartlarda hani hem aile yapısı olarak hem şey olarak hiç görmediğim için benim de bilmemen gayet normal.
çok ilkleri biliyoruz. Yani neden İslam'ın ilklerini bilmiyoruz? Aslında size şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim. Ben ilk ayetin Türkçe mealini de biliyorum. Oku, hani Yaradan Rabbinin adıyla oku. İslamiyet'e uzak kalmana ne sebep oldu? Benim uzak kalma sebebim biraz yakın çevrem, en büyük etkem de ailem olmak üzere. Aslında o baskıcı tutumları beni biraz uzaklaştırdı. Ben Kur'an-ı Kerim'i de kendi hevesimle öğrendim. Namaz kılmayı da kendi hevesimle öğrendim ki belli bir yaşa kadar da namazla kıldım. 5 vakit kılmıyordum. Ancak dediğim gibi bu yoğun baskı ve tutucu tavırlar beni biraz daha çok sevdirmek yerine uzaklaştırdı ne yazık ki. Ben annemle babamla kabre girmeyeceğim ki. Tek gireceğim. Yani annem dediği için kılmam ama namazı öğrenir, namazı namaz olduğu için kılarım. Ölüm bir gerçek ve bunu ateist olsan da, deist olsan da, Müslüman olsan da değişmeyen bir gerçek. Bu gerçekle yüzleşmeden önce bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Kendi adımıza. Hiç olmasa en kötü ben araştırdım deriz. Ya dediklerinde her kelimesiyle haklısın aslında. Ve çoğu zaman da uykuya dalmadan önceki duamda Allah bana o iman sevgisini tekrar kavuşturursun. Bugünden itibaren o ikrayı yani oku, Rabbinin adıyla okuyu biraz daha araştırmaya söz verir misin? Söz veririm. Teşekkür ederim. Bizim YouTube'da videolarımız var, onları araştırmaktan başlayabiliriz. Biliyorum, izliyorum arada. Annen çok seviyor. Çok güzel. Çok memnun oldum. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tabii ki. Yayınlayabilirsin. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tamamdır. Yayınlayabilirsin. Bunu YouTube'da yayınlayalım mı? Tabii. Tamam, yayınlayabilirsin. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Yayınla abi. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tabii. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tabii ki istediğiniz gibi. Tabii ki de istediğiniz gibi. Tamamdır. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tamam. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm. Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.